Merhaba. Bir önceki videomuzda Windows 11, IoT, Enterprise, DTSC'nin Türkçe sürümünün nasıl yüklendiğini göstermiştik. Türkçe özelleştirilmiş Türkçe sürümü resmi olmadığını, bazı geliştiricilerin bunu Türkçeleştirdiğini ve dağıtıma sunduğunu, o sürümle ilgili detaylı bilgileri de o videoda vermiştim. Nelerin doğru olduğunu, olmadığını veya sürüm hakkında bilgileri o videoda vermiştim. Şimdi orijinal resmi Microsoft'un dağıttığı sürüm mü yükleyeceğiz? İngilizcedir bu. Bunu nasıl Türkçeleştireceğiz? Türkçe olarak nasıl kullanacağız? Türkçe dağıtılan sürümden farkını göstereceğim. Benim tavsiye ettiğim bu sürümü, orijinal resmi sürümü yüklemeniz. Çünkü Türkçeleştirmek birkaç saniyenizi alıyor ve daha az yer kaplıyor. Bunları göstereceğim size. Detaylı bilgileri açıklamaya vereceğim. Yani buradaki sürümle hakkındaki bilgileri daha detaylı alacağınız bilgilerin yer aldığı linki açıklamada vereceğim. Bu Windows'un en hafif sürümü, sadeleştirilmiş, gereksiz özellik ve programların kaldırıldığı, işinize yaramayacak, kullanmadığınız tüm yazılım, program, sürücülerin kaldırıldığı bir sürüm bu sürüm. Ayrıca nesnelerin interneti için geliştirilmiş, özelleştirilmiş bir sürüm. Bence tüm son kullanıcıların kullanması gereken sürüm bu sürüm olmalıydı. Windows 11 Home yerine veya çünkü Home'da da özellikler kısıtlı. Home'dan daha iyi Enterprise sürümü ama daha sadeleştirilmiş sürüm, daha hafif sürüm, sistem kaynaklarını daha az tüketen bir sürüm. Şimdi yüklemeye geçelim. Türkçe'de olduğu gibi yine aynı RAM ve işlemci ayarlarını yapıyoruz. Alan aynı yapıyoruz. Sanal sürücüye yüklüyoruz bu arada. Ve yüklemeye başlıyoruz hemen. Bu ekranda Enter diyoruz. Gerisini kendisi zaten otomatik hallediyor, otomatik yüklüyor. Tamamen sistem açılana kadar hiçbir işlem biz yapmıyoruz. Kendisi otomatik yapıyor. Gördüğünüz gibi İngilizce olarak yüklüyor. Ve yüklemeye geçti. Yüklerken sürüm hakkında bilgiler vereyim biraz daha. Sürüm temel özellikleri ekranda görüldüğü gibidir. Birçok gereksiz şeyler kaldırılmış ama gerekli olan bazı şeyler de yer almaktadır. 10 yıl boyunca güncelleme alacak. Desteği 5 yıl alacak. Dediğim gibi nesnelerin interneti için geliştirilmiş bir sürüm. Bunu açıklamaya ekleyeceğim bu linki ve daha fazlasını açıklamaya ekleyeceğim linkten öğrenebilirsiniz. Şimdi biz yüklememize geri dönelim. Devam ediyor hala yüklememiz. Ben burada ara veriyorum çünkü uzun bir süreç. Bu kadar sizi bekletmeye gerek yok. Dosyaların yüklenmesi bitti. Şimdi sistem hazırlanacak. Ve gördüğünüz gibi İngilizce devam ediyor yine. Birkaç kez yeniden başlatıyor. Zaten altta da yazıyor İngilizce olarak. Her Windows'ta olduğu gibi ilk açılışta sistemi ayarlıyor, optimize ediyor. Bu işten birkaç dakika sürüyor. Birkaç dakika sonra sistemimiz hazır olacak. Ve sistemimiz hazır gördüğünüz gibi. Önceki Türkçe'de buradaki farklı kısa yollar vardı. Burada yok gördüğünüz gibi. Hani modifiye edilmedi yazıyordu ama edilmiş ki burada gördüğünüz gibi bir şey yok. Modifiye edilmedi diyordu. Şuradaki yazılar onda da yoktu. Sürüm bilgileri.
yoktu, gördüğünüz gibi burada var. Ve asıl önemlisi, şuraya göstereyim size. Böyle tam ekran açayım. Burada temalarda, bakın buradaki ikisi aktif değildi ve şunlar yoktu. Şunlar aktif değildi. Burada aktif orijinal sürümde. Ve bunlar bizim çok işimize yarayacak kısa yollar. Masa üstüne ekliyoruz. Aktif değildi diğer sürümde, Türkçeleştirilmişti. Hatırlarsanız orada modifiye edilmemiş denmişti ama demek ki edilmiş. Şimdi biz Türkçeleştirelim bunu. Çok kolay Türkçeleştirmek. Şuradan geliyoruz ile, şurada time ve language'dan dile geliyoruz. Şuradan bir Türkçeyi şuraya yazalım Türkçe diye. Zaten çıkıyor. Next diyoruz. Şunu da işaretliyoruz. Yüklemeye başlıyor. Daha sonra şuradan Türkiye'yi seçeceğiz. Buradan da gelsin Türkiye, Türkçe. Bunları seçtikten sonra yükleme bitiyor zaten. Oturumu yeniden başlatmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi Türkçeleşti. Her şey Türkçe oldu. Şimdi gelelim önemli bölümlerden birisi, farkı, Türkçe sürümle farkında. Burada 10 GB alan kaplamış, gördüğünüz gibi. Diğerinde 18 GB alan kaplamıştı Türkçe sürümde. Hiçbir modifiye yapılmadı deniyordu ama aradaki 8 GB'lık fark nedir? Birincisi bu. İkincisi, az önce gösterdiğim o kısa yollar neden yoktu? Burası neden yoktu? İlk göze çarpanlar bunlar. Detaylı incelendiğinde farklı şeyler çıkar mı bilmiyorum. Güncelleme de yapabiliyorsunuz. Güncellemeleri denetleyelim. O güncelleme denetlerken uygulamalara bir bakalım. Yüklü uygulamalar neler var? Aynı uygulamalar yüklüyor. Farklı bir uygulama yok. Sadece bunlar yüklü. Gereksiz uygulamalar yok gördüğünüz gibi. Ve yine 4 tane güncelleme olduğunu görüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Aslında Windows Phone sürüm yerine dağıtılacak sürüm buydu. En hafif sürüm, en gerekli sürüm. Son kullanıcıların birçok işine yaramayacak, gereksiz sürümlerin veya özelliklerin, yazılımların olmadığı bir sürüm. Kendi driverlarınızı yükleyerek çok rahatlıkla hafif bir Windows 11 kullanabilirsiniz. Bu imkanı veren bir sürüm bu. Sorularınız olursa yorum yoluyla sorun. Açıklamaların ve indirme linklerinin yer aldığı linki açıklamaya ekleyeceğim. Sürüm hakkında daha detaylı bilgiyi o linkten bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.